Arnold'la tanışın. İnternetten saçma ürünler sipariş etmeyi çok seviyor. Bu şeye neden ihtiyacın var Arnie? Minecraft'ın gerçek hayat versiyonunu mu yapmak istiyorsun? Çocuk oyuncağı. Minecraft'ın Tetris'ten sonra dünyanın en çok satan ikinci oyunu olduğunu biliyor muydun? Ve ilk sürüm sadece 6 gün içerisinde oluşturuldu. Peki hangisi daha iyi? Minecraft mı yoksa gerçek hayat mı? Hayat çok zor göründüğünde daha kolay bir mod seçebilseydin muhtemelen harika olurdu. Burada ne korkutucu şeylerden ne de açlıktan korkmana gerek yok. Ama gerçekten o kadar da ilginç değil. Hayatta kalma modunu seçelim. Şimdi gerçek hayatta olduğu gibi davranmalıyız. Yiyecek bulalım, bir ev inşa edelim. Kendini savun ve deneyim kazan. Tabii ki de oyunda bunu yapmak çok daha kolay. Sadece bir kazmayla havada asılı kalacak bir ağacı kesebilirsin. Ve sadece birkaç saniye boyunca kırarak taş elde edebilirsin. Burada bir gün sadece 20 dakika sürüyor. Ve acınası pikselli yüzün bile birinin dikkatini çekebilir. İstediğin kadar fast food yiyebilirsin. Ve şişmanlamazsın da. Bu bir artı tabii ki. Yılın herhangi bir zamanında her zaman rahat olacaksın. Ve kıyafet almana bile gerek yok. Ve evinde çöp tenekesi yerine bir kaktüs kullanabilirsin. Herhangi bir nesnenin yok olmasını sağlayabilirsin. Sıkıldıysan bir koyunu yeniden adlandırabilirsin. Farklı renklerde bulabilirsin. Ve evet, burada. Sokakta bir koyunla karşılaşabilirsin. Unutma, bu Minecraft. Eve gitme zamanı geldi mi? Evet, unuttum. Evinin çalınması veya yok edilmesi çok kolay. Oyun bitti gibi görünüyor. Among Us bir parti düzenliyor. 500 milyondan fazla oyuncuyla, sol yarım kürenin nüfusundan daha fazla ve tarihteki diğer tüm oyunculardan daha fazla olan popüler bir oyun. Tabii ki oyuncuların %97'si ücretsiz sürümü mobil cihazlarda oynayabiliyor. Ancak gelirin çoğu bilgisayar versiyonu ücretli oyunlardan elde ediliyor. Tabii ki ücretsiz sürümü oynuyoruz. Ücretsiz olursa ben de oynarım. Ve kahverengiyi bir nedenden dolayı seçtim. Çünkü zamanın %65'inden daha azında oyundan atılıyor. Oyunların %90'ından fazlasında insanlar siyahı kovmayı seçiyor. Ve tam olarak sahip olduğun renk bu, Arnold. Oyunlar başlasın! En önemli şey hızlı hareket etmek. Çünkü her an öldürülebilirsin. Ve işte ilk cinayet. Endişelenme. Burada bir sürü dedektifimiz var. Senin sahtekar olmadığını hemen anlayacaklar. Eyvah! Burada ispiyonlandığına oldukça eminim. Arnold, uzaya atılmadan önce cehennemden çıkmanın zamanı geldi. Sahtekar olmadığını diğer oyunculara açıkça göstermek için oyundaki görevleri tamamlaman lazım. Eyvah, bu oda zaten dolu. Bu çifti rahatsız etmeyelim. Yeni bir görev var. Elektrik odasındaki yangını söndürmen lazım. Görünüşe göre işe yaradı. Sana inanıyorlar. Hadi, oyuncuya yardım et. Sanırım bir yangın söndürücü gördüm. Arnold, biri ciddi ciddi sana komplo kurmaya çalışıyor. Üstelik istatistiklere göre elektrik ve yönetici odaları en tehlikeli yerler. Eğer gerçekten bir sahtekarsan motoru parlatman ve oyunu kazanman lazım. İşe yaramıyor. Bu harika Arnold. Yani sen bir sahtekar değilsin. Tebrikler. Dikkatli ol. Ne haber dostum? Affedersin. Eğlendik ama şimdi sen ve ben yollarımızı ayırmalıyız. Ama senin bir sahtekar olmadığından eminim. Şimdi sadece kim olduğunu bulmamız lazım. Ama bazen sahtekar göründüğünden çok daha yakındır. Bu senin için başka bir ders Arnold. Among Us'ta hiçbir arkadaş arkadaş değildir. Bu da ne? Hey, görünüşe göre her şey tuhaflaşıyor. Ve hata veriyor. Sanal gerçekliği gerçeklikten ayırt etmek her geçen gün biraz daha zorlaşıyor. Deja vu. Sakin ol. Seni paranoyak budala. Başıboş hayvanlar yiyecek bulmak için evlere sık sık girerler. Ya da belki etrafındaki dünya gerçekten bir simülasyondur. Rahatla dostum. Bu optik bir illüzyon. Görüş açını değiştirirsen her şey yerine oturacaktır. Ama sonuçta gerçeği söylemek gerekirse gördüğün her şey gerçekten beyninin hayal gücünün bir parçası. Retinana giren ışık, görsel görüntü işleme sistemini bilgi ileten bir uyarıya dönüştürülür. Oradan sinyal beynine gider ve ne görüyorsan işte onu görürsün. Ve ne zaman... ne güzellik ama. Bir hata daha mı? Ya da kitle pazarlarındaki popüler eğilimlerin bir sonucu mu? Böyle bir eş zamanlılık aklını kaybettiğini düşünmene neden olabilir.
Evet Arnold, haklısın. Bunun kesinlikle kaydedilmesi lazım. Ama telefonunu cebinden yavaşça ve dikkatlice çıkar dostum. Yoksa polis bir silaha uzandığını düşünebilir. İllüzyon şöyle oluşur. Beyin sapındaki retiküler oluşum biraz hareketlenir. Hey, nereye gidiyorsun seni korkak? Arnold, bu da kim? Hayır, hayır, hayır. Bunu düşünme bile. Bu Matrix değil. Bu kötü bir fikir Arnold. Neredeyse o efsanevi üçlemenin devamını yapmak kadar kötü bir şey. Arnold'la tanışın bir halüsinasyon. Ve efektler artık 300 kat daha güçlü. Ve Arnold'un beyni balçığa dönüşüyor. Aslında her zamanki hali gibi. Bu ciddi bir tıbbi müdahale gerektiriyor. Neler oluyor böyle? Neler oluyor böyle? Şimdi ben de veriyorum. Bugün biraz fazla oynamış gibisin Arnie. Hayır. Tek mantıklı çözüm yatağa gitmek. İyi geceler Arnold. Bütün gün video oynayarak geçirmek fark edilmeyecek. Böyle bir aşırı heyecandan sonra korkunç bir şey olabilir. Örneğin uyku felci. Rem uykusu vücudun hareketsiz kaldığı bir durumdur. Uyku felciyle beyniniz uyanır. Ancak kaslarınız donmuş halde kalır. Böylece görebilir ve duyabilirsiniz. Ancak hareket edemezsiniz. O anlarda halüsinasyonlar oluşmaya başlar ve sanki üzerinizde bir iblis oturuyormuş gibi hissedebilirsiniz. Ama bu uzun sürmüyor. Sorun ne Arnold? Karanlıkta uyumaktan mı korkuyorsun? Dünyadaki insanların yaklaşık %10'u niktofobiden muzdariptir. Bilim adamları bu özelliğin genetik olarak kalıtsal olduğuna inanıyorlar. Atalarımız gece avcıları tarafından yenilmekten korkuyorlardı. Ve böylece hayal gücümüz karanlıkta en korkunç resimleri çizebilir. Görünüşe göre o pencerenin arkasında biri var. Ha? Şeker tamponlu korkak pantolonların dünya sıralamasında sen birinci sırayı aldın. Tüm korku beynin amigdalasında oluşur. Bu küçücük 1,5 santimetrelik çuvalın içerisinde bir korku duygusu oluşur. Urbach-Wiethe hastalığı nedeniyle insanların amigdalasının yok edildiği gerçek durumlar vardı. Bu korku tepkisini kalıcı olarak devre dışı bırakıyor. Ama bu kesinlikle senin için geçerli değil Arnold. Her şeyden korkuyorsun. Kendi gölgenden bile. Tamam, tamam. Işığı açacağım. Sırf burada kimsenin olmadığını bilesin diye. Ama ışıklar açıkken uyumak da kötü bir fikir. Uyku sırasında üretilen melatonin miktarını baskılayarak aşırı kiloya neden olabilirsin. Ah, sonunda. Yani seçim belli. Aşırı kilolu, sarı karınlı bir korkak olmamak için karanlıkta uyumanız gerekir. Evet, odada başka biri varmış gibi hissettiğinde uykuya dalmak kolay bir iş değildir. Belki de sadece hayal gücünüzdür. Ve yine batırdın. Şimdi sevgilini görmek için 3 görevi tamamlaman gerekiyor. Ya da sadece hayatta kalman gerekiyor diyebiliriz. Bakalım avantajların neler? Küçük beyin, zayıf eller, fast food aşığı, her şey gerçek hayattaki gibi. Şimdi cildini seç. Bir randevuya elin boş gidemezsin. Bir şey bul Arnold. Dünyanın en büyük çiçeği mi? Öf! Çürük et gibi kokuyor ama. Kız arkadaşın ancak bir sinek olsaydı bu kokuyu severdi. Bu sevimli yaratıklar seni sıtma, şarbon veya ishal yapmak istiyorlar. O yüzden kaçman lazım. Ne? Zaten yaptılar mı? Ormanda çok fazla umumi tuvalet yok. Ama bunun yerine atalarımızın yaptığı gibi yapabilirsin. Bu korkunç bir hayvan Arnie. Kokan her şeyi takip eder. Sabah yıkansan iyi olur. Şu dala binip kaç. Bu dal bir fili bile kaldırabilir. 1,5 saat sonra pitonun mide suyu kemiklerinin tamamen sindirecek. Göbeği kesmek için bir bıçağa ihtiyacım var. Bu kadınla buluşmak istiyorsan kendini kurtarmalısın. Bir piton yakaladım. Bakalım içinde ne varmış. Burada sadece ben hayatta kalma uzmanı olabilirim.
Hey, kendine çeki düzen ver. Yakında bir randevum var. Ama sümük ve çamurla kaplısın. Hayatta kaldın ve tek bir parmağını bile kaybetmedin. Cosplay dünyasının kendi yıldızları vardır. Bu kız Enako. Instagram'da 1,5 milyon takipçisi var. Ve çok iyi kazanıyor. Saatte 32 dolar. Bu yılda 278 bin dolar eder. Bir dakika. Nereye gitti o? Orada. Arnold, kaçmasına izin verme. Vay. Bu Seiko Shidori. Gökyüzü ekibinin eski kaptanı. Çocukken ülkesini Shinigami'den, vampirlerden, korsanlardan ve Görsün Panzer'den koruduğu bir birliğe kabul edildi. Bütün arkadaşları ondan yüz çevirdiğinde içinde bir karanlıkta yapayalnız kaldı. Arnold, artık en popüler anime türündesin. Shounen. Shounen aşağıdan başlayan, sonra zirveye çıkan ve sonunda ana rakibini yenen bir kahramanın hikayesidir. Güçlenmek ve onun felsefesini anlamak için çok çalışmak zorundasın. Tek yol ileri. Anime lise kültürüyle tanışın. Herhangi bir anime gencinin hayatında önemli bir dönem. Oo, evet. Sana söylemeyi unuttum. Animede her kız mükemmeldir. Bazı erkekler için bu diğerlerine olan ihtiyacı abartıyor. Ve çoğu zaman bu rekabeti waifu kazanır. Birazdan anlayacaksın. Arnold, görünüşe göre anime olmak için doğmuşsun. Böyle bir ütopya ancak mecha ve kaiju türlerinden gelen Gundamlar tarafından önlenebilir. Bir anime oluşturmak için önce bir manga çizmen lazım. Manga hemen hemen bir çizgi roman gibidir. Sadece tersten okursunuz. Japonya'da manga oluşturmak için tuvalet kağıdından daha fazla kağıt kullanıyorlar. Anime ucuz animasyondan tüm gelişen bir endüstriye dönüştü. Oo, Arnold, görüyorum ki hiç zaman kaybetmiyorsun. Bu arada o iki kız senin üvey kız kardeşlerin. Endişelenme. Ecchi türünden sorun yok. İşte burada. Ve bu savaşa hazırsın. Bankainizi serbest bırakın. Ve Furyoko'nu boşa harcama. Hajime, kurucu titanın gücünden yararlanın. Ve Jasu'nuzu kontrol edin. Seiko Shidori zayıf. Onun emrinde sadece karanlık kaldı ve sana dostluk tarafından verilen ışığa sahipsin. Yanında yürüyenleri hatırla. Bütün bunların ne için olduğunu hatırla. Ve kimsenin fitinizi kapatmasına izin vermeyin. Bak, ünlü Peppa Pig ailesi. Çok şanslısın Arnold. Pek çok insan şu anda senin yerinde olmayı çok isterdi. Hey, senin terbiyen nerede Arnold? Peppa ailesi çok muhafazakar ve zeki İngiliz yerlileridir. Lütfen beni utandırma. Peppa Pig dizisi 40'tan fazla dile çevrildi ve 180 ülkede gösterildi. Yıllık geliri 1 milyar doları aştı. Al Capone ve Chicago dizisinin kazandığı miktarla yaklaşık olarak aynı. Bu işi tehlikeye atmak istediğinden kesinlikle emin misin? Şimdi gerçek çizgi film serisine benziyor. Anne domuz sana bir kaşığı nasıl tutacağını öğretiyor. Ve Peppa baba domuzla kilosu hakkında konuşuyor. 3 dakikalık dizinin formatı çok hızlı bir şekilde izleyicisini buldu. Bu süre zarfında yazarlık, tanıdık, günlük bir durumu gösteriyorlar. Arnold, bunlar ünlü çamur yuvarlanmaları. Bak, herkes markalı ayakkabılarını giymiş. Dur, nereye gidiyorsun? Bunun hakkında zaten konuşmuştuk. Arnold, polis sana yardım etmeyecek. Çünkü aile dostları Bayan Tavşan orada çalışıyor. Ve şimdi korkunç derecede ilginç bir oyun oynayacaksın. Aç domuz. Peppa'nın popülaritesi dizinin çok ötesine geçti. Sadece bir yılda şirket 450 milyondan fazla... Ne oluyor burada? Pekala Arnold. Bundan sıkıldım. Kendine iyi bak dostum. Bilim şovumuz sırasında çok ışınlandın. Ancak ışınlanmanın nasıl bir şey olduğunu hiç merak ettin mi? Zamanda yolculuk etmenin birkaç yolu vardır. Solucan deliğiyle başlayalım. Nereye gitmeyi hayal ediyorsun? Avustralya'ya mı? Sorun değil. Gir içeri. Bir solucan deliği teorik olarak seni sadece birkaç saniye içerisinde evrendeki herhangi bir noktaya gönderebilen uzay zaman sürekliliğinden geçen bir tüneldir. Ama zaman görecelidir ve senin için sadece birkaç saniye sürebilir. Ama dünyada 10 yıllar geçebilir. Tebrikler Arnold. 2050 yılında Avustralya'dasın. Biraz rahatsız edici değil mi? Peki
Ya aynı anda hareket etmen gerekirse? Kuantum ışınlanması bu konuda sana yardımcı olabilir. Vücudun her biri 100 trilyon atomdan oluşan 100 trilyon hücreden oluşur. Her bir atom çok büyük mesafelerde ışınlanmana yardım olabilecek küçük noktasal parçacıklar içerir. Bunlara kuanta denir. Bir kuantum ışınlayıcı oluşturmana yardımcı olabilecek birilerini bulmak harika olurdu. Bak kim var burada? Rick and Morty. Arnie, çizimlerini al. Onların yardımıyla evrenin herhangi bir yerinde ve hatta alternatif evrenlere anında hareket etmek için bir cihaz yaratabilirsin. Şimdi ışınlayıcın hazır olduğunda kutuya gir ve içeride başka kimsenin olmadığından emin ol. Pekala, görüşürüz Arnold. Kuantum ışınlamada orijinal vücut ölür ve hedef noktada bir kopya oluşturulur. Yani pek bir kaybımız yok. Vay canına. Sana söylemiştim. Işınlanma sırasında kabinde yalnız kalman gerek. Laboratuvarda hiçbir şeye dokunma. Ne yaptın? Bir akrebin DNA'sıyla melezlenen DNA uydu sistemiyle iletildi ve gezegenin tüm sakinlerini insan akrep melezlerine dönüştürdü. Boyut C-137'yi yok ettin seni aptal gerizekalı Arnold. Rick ve Morty, mutantların var olmadığı orijinal evrene geri döndüler. Ama bunu sınırlı sayıda yapabilirler. Bu evrende Arnold'a ne olacağını görmek istediğimizi sanmıyorum. Avustralya'ya geri dönsek iyi olur. Neyse ki Arnold'un kuantum verilerini kurtardım. Ve bu nedenle işe yaramaz bedenini kurtarma yeteneğine sahip oldum. Arnold, 2020'de kapanana kadar solucan deliğinden evine doğru sürünmelisin. Ve vücudunun planlarını da unutma. Görünüşe göre insanlığın 2050'de nasıl bir ışınlanma yaratacağını biliyoruz. Bayanlar ve baylar, lütfen dikkat. Ay'a ücretsiz seyahat kazanan ilk şanslı turist, 2871 numaralı bilet sahibi. Ve işte şanslı ördeğin kendisi, Arnold'la tanışın. Dünyadan Ay'a olan ortalama mesafe 384.467 kilometredir. Ve Ay her yıl 3,5 santimetre daha uzaklaşır. Tüm insanlık tarihinde şimdiye kadar sadece 12 kişi Ay'ın yüzeyine ayak bastı. Sen ise 13. olacaksın. Katılıyorum. Bu çok şanslı bir sayı değil. Ama bir düşün. Ay'da senden başka kimse olmayacak. Doğru. Burası Miami değil. Sıcaklık -173 santigrat derece. Ve gittiğin her yerde dünyadan 200 kat daha yüksek radyasyon var. Yani uzay giysisi olmadan yaşayamazsın. Ama bu arada bir turist olarak otele giriş yapabilirsin. Gerçi inşaat en iyi ihtimalle 2025 yılına kadar bitmeyecek. Hey, hadi Ay'ın en uzak tarafına gidelim. Çünkü orada astronotlar tarafından bırakılan bir sürü harika ekipman var. Arnold, Lunar Rover'a atla. Motoru çalıştır ve sürmeye başla. İster inan, ister inanma. Ay'da birkaç deniz var. Sadece suyla değil, katılaşmış lavla dolu. Arnold, yanlış pedal. Frene bas! Tebrikler Arnold. Az önce U-2 Çin Ay keşif aracına çarptın ve uzay giysisine zarar verdin. Olamaz. Houston, bir problemimiz var. Endişelenme Arnold. Yardım yolda. Doğru. Buraya gelmeleri 3 gün sürecek. Hadi, herkesin bildiği çok popüler bir oyun oynayalım. Zemin Lav. Ama burada gerçek lav var. Harika, değil mi? Sıradan bir çocuk oyununun yol açabileceği şey işte bu. Küresel bir felaket. Yere sakın dokunma Arnie. Lav sıcaklığı 1200 santigrat dereceye ulaşabilir. Gördüğün herhangi bir nesneyi kullanarak hareket edebilirsin. Ancak unutma, sandalye sadece 3 saniye içerisinde yanacak. Yatağın 5 saniye içerisinde kaybolacak ve televizyonun tek bir reklamdan daha hızlı eriyecek. Hadi çatıya çık. Hey düşme. Lavın içerisine düşersen tüm sinir uçlarını yok edecek ve deri altı yağını kaynatacak ciddi bir yanığın olur. Ama iyi tarafından bakarsak bu lavın seni kemiğe kadar nasıl yaktığını hissetmek için zamanın bile olmayacağı anlamına geliyor. Kafanı topla dostum. Hayır seni aptal. Metal yapılar her zaman en hızlı ısınan şeylerdir. Seni şapşal şey. Yavaş ol. Düşsen bile boğulmayacaksın. Lav görüntüyü kadar sıvı değildir. Sanılanın aksine yoğunluğu betoninkinden bile daha yüksektir. Lav üzerinde yürümeye gelince
Sadece jeologların kullandığı gibi özel asbest botlara ihtiyacım var. Vay canına, sıcak olmaya başladı biraz. Bu sıcaklıkta okyanuslardaki tüm su kaynayacak ve devasa bir balık çorbasına dönüşecek. Dünyanın son balığını kurtarma zamanı. Ama gerçekten en kötü şey sıcak lav değil. Soğuduğunda ne olacak? Sıcaklığını kaybettikçe lavlar buhar ve gazlardan asit bulutları oluştururlar. Ve insanlar için tehlikeli olan minik küçük cam parçacıkları içerirler. Ama endişelenme. Yakında tüm dünya volkanik patlamalardan sonra oluşan Hawaii adalarına dönüşebilir. Arnold, bak sensin. Ama gelecekten. Bekle, senin kıyafetlerine ihtiyacı yok. Yardıma ihtiyacı var. İşte bu yüzden 2050 yılına gidiyorsun. Ah canım, insanların düşündüğü parlak gelecek bu değil. Gerçekten de 2050 yılına kadar dünya küresel ısınmadan muzdarip. Gezegenin nüfusu 10 milyardan fazla insana ulaştı. Bu aşırı nüfus tatlı su sıkıntısına neden oldu. Hayal edebiliyor musun? Gezegen yıkımın eşiğinde ve insanlar Pepsi için savaşıyorlar. Pekala, görevimize dönelim. 2050'de herkesin sibernatik implantları olacak. Ve düşman dronları implantları 10 kilometre mesafeden tespit edebildiğinden... Sen Arnold, 2050'deki en tespit edilmez ve yenilmez kişi olacaksın. Savaşın gidişatını değiştirmeye yardım edecek olan sensin. Askerler, toplanın. Hey Arnold, düşman kuzeyde görüldü. Ancak yoğun elektromanyetik silahlar tarafından engelleniyor. Mermiler yerine elektriksel darbeler ateşlerler. Ve dürtü hızı 7000 kilometre bölü saniyeyi aşıyor. Sığınacak bir yer bulmalıyız. Hızlı, metroya in. Silahlardan kaçtın Arnold. Ama şimdi başka sorunlar var. Tarayıcılar tarafından tespit edilen dronlar. Ve merak etme Arnold. Unutma, bu dronlar seni terk etmeyecek bile. Sadece onları geçmenle gücü kapatman lazım. Bravo sana Arnold. Gelecek senin gibiler için kesinlikle hazır değil. Devam et dostum. Neredeyse oradasın. Yüzeye çıkma zamanı. Arnold, etrafta bir sürü düşman var. Exosuit'e gir. Bununla bir süper asker olabilir ve yorulmadan uzun mesafeler kat edebilirsin. Ve tüm fiziksel aktiviteler eskisinden 20 kat daha kolay hale geliyor. Artık durdurulamazsın Arnold. Şimdi sadece kontrolleri bulman lazım. Arnold, hayır. Az önce kendini gelecekten öldürdün. Tamam, üzülmeye zaman yok. Düşmanlar geliyor. Bir alev makinen var. Onu kullan. Evet. Hiç kimse bir gün bunun Hollywood olacağını düşünmemişti. Arnold, dikkat et. Roket. Medeniyetin faydalarından yararlanıyorsun. Öyle mi Arnie? Ama unutma dostum, bunun için elektrik faturanı zamanında ödemen lazım. Ve seni zaten milyonlarca kez uyardım. Reklamlar sadece cebindeki her kuruşu emmek için yapılır. Yani devam et. Şimdi öylece karanlıkta otur bakalım. Sadece sana bakmak bile içimi acıtıyor. Tamam, bir fikrim var. Bak, etrafımız beslendikleri organik maddeden işe yaramaz bir enerji üreten trilyonlarca bakteriyle çevrili. Yani düşündüğüm şey şu. İnsan dışkısını yakıt için kullanan bir bakteri santrali inşaat edebiliriz. Bu cihazların için yeterli değil, değil mi? Ama ne bekliyordun ki? Bakteriler çok, çok küçük. Buldum. Hadi onları büyütelim. Bir kedinin büyüklüğüne bir bakteri bize 46 bin kat daha fazla enerji verebilir. Ve daha da fazla bakteri ve daha da fazla yakıt alabiliriz. Amerika günde 128 milyar litre lağım suyu üretiyor. Bu bütün bir şehre elektrik sağlayabilir. Ayrıca şu arıtma sorununu da çözebiliriz. Tuzla beslenen devasa halofilik bakteriler okyanustan ücretsiz enerji sağlayabilir ve çöl bölgeleri için suyu tuzdan arındırabilir. Her gün 3,5 milyon ton plastik çöpe atılıyor. Büyütülmüş Iduanella sakayensis bu plastiği enerjiye dönüştürebilir. Sonra da bir elektrikli araç, şarj ağı açabilirsin. Her yıl atmosfere 37,5 milyar ton karbondioksit yayan yakıt enerjisinin aksine... Bakteri enerjisi kesinlikle saftır ve sadece oksijen yayar.
Kulağa harika bir girişim fikri gibi geliyor. Arnold, insanlığın çevre sorunlarını çözdün. Ve üstüne de enerji işinde trilyonlarca dolar kazandın. Arnold! 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 Uyansana! Ne? Yine rüyanda kedi büyüklüğünde bakteriler mi görüyordun? Hücre bölünmesinin sadece mikroskobik organizmalarda mümkün olduğunu bilmen lazım. Bir bakteri maksimum boyutuna ulaştığında basitçe ikiye ayrılır. Bu her 20 dakikada bir oluyor. Yani sadece 6 saat içerisinde bir bakteri 25 bine kadar çoğalabilir. Ayrıca borçların da aynı oranda çoğalıyor. Ödeme zamanı geldi çattı Arnold. Hadi acele hadi. Yoksa 20 saniye içerisinde bakteri yemeği olacaksın.